Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlerle birlikte Sennheiser'in yeni çıkartmış olduğu parantez içinde ucuz versiyonu CX400BT True Wireless kulaklığa bakacağız. Sennheiser True Wireless kategorisinde oldukça kuvvetli, zaten ses kategorisinde oldukça kuvvetli bir marka. Yine daha önce tanıttığım modelleri vardı. True Wireless 2 özellikle oldukça yoğun ilgi görmüştü ve üst seviye bir kulaklıktı bence. Hala da öyle. Başta söylediğim gibi ucuz olarak çıkartıldı bu kulaklık. Şöyle, Amerika satış fiyatı 200 dolar, Avrupa satış fiyatı 200 euro ki biz Avrupa satış fiyatlarıyla eşleşiyoruz biliyorsunuz. Bütün teknoloji markalarında özellikle. Fakat bizde yine hani euro şu an kaç? 8,5 mu? 9 mu oldu? 9 üstü mü? Yani 1800 TL olması gerekirken bizde şu an 1700 TL'ye satışta. Ona rağmen biraz Türkiye fiyatını indirmeye çalışmışlar. Tabii ellerinden geldiğince. Dilerseniz önce kutu açılışını izleyelim. Bu cihaz yaklaşık bir haftadır bende. Sonra döndükten sonra da hem teknik özelliklerini hem de kişisel tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Ürünün kutusuna bakalım. CX400BT True Wireless yazıyor. Burada 7 mm dinamik sürücü var diyor. Dokunmatiği kustomize yani istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz diyor. Ayrıca 20 saat toplamda batarya ömrü var. Burasının da işte App Store'da, Google Play'de Sennheiser Smart Control App'i var. Burada indirip üzerine işte tuşları hangi şeyleri atayacağımızı öğrenebiliyoruz. Garanti belgesi, iFeel Life. Arkada yazan her şey burada da mevcut. Burada çok güzel bir şey yazıyor. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an görüyorsunuz sanırım. Bluetooth 5.1 ile geliyor. Yani sanırım ilk defa Bluetooth 5.1'li bir şey inceliyorum ben de. Yeni Bluetooth sürücüsüyle geliyor. AAC kodeyi ve Qualcomm aptX kodekleri de mevcut. Zaten kodek kısmını anlatacağım. Onun dışında kutuda herhangi bir şey yok. Biz direkt kutumuzu açalım. Evet, cihazı kutusundan çıkarttık. Şurada kullanım kılavuzları ayrıyetten kablosu var. Şöyle bir not var. Bu kulak plastikleri small, large ve X large sanırım üzerinde large var. Ha yok hayır. X small, small ve large var. Medium üzerine takılı şekilde geliyor. Ayrıca bir kablomuz var. Şöyle kısa, biraz böyle plastik kaliteli. Üzerine Sennheiser logosu olan bir tarafı USB tip A, diğer tarafı USB tip C bir kablomuz var. Ve cihazımız var. Cihaz da gelmedi hakikaten yani. Kutuya sabitlenmiş cihaz. Cihazımızı çıkarttık. Tasarım olarak önceki abilerinden farklı. Biraz böyle daha geniş, daha büyük. Öncekiler biraz daha böyle hani yana doğru büyüktü. Bu aşağı doğru biraz büyük bir tasarımı var. Mat plastik. Plastiği kaliteli. Şurada bir Sennheiser logomuz var. Ayrıyetten de arkasında Type-C girişimiz var. Burada sanırım şarjı yok. Lambası var. Burada da bir düğme var. Buraya dokununca pil durumunu öğrenebiliyoruz. Kulaklığımızı açtık, çıkarttık. Şöyle bir tipi var. Şöyle göstereyim. Sol kulaklık, bu da sağ kulaklık. Bu arada Momentum True Wireless 2 ile arasında sesinde bir fark yok. Sadece birkaç ekstra özelliği var. Hani mesela Active Noise Cancel özelliği mesela bunda yok. Bunları bahsedeceğim. Ses kalitesiyle başlayalım. 7 mm ses driverları, ses sürücüleri var içerisinde. Ve Momentum True Wireless 2 ile yani bunun pahalı versiyonuyla birebir aynı ses kalitesini veriyor. Ki biz test ettik hakikaten de aynı sesleri veriyor. Yani hiçbir şekilde seste bir sıkıntınız yok. Yani burada tamamen Sennheiser şey demiş. Benim ses kaliteme güvenen kişiler daha çok erişebilsin ürünlerime diye. Bir de aynı ses kalitesini verdiği düşük bir versiyon çıkarmış. Tabii bizim ülkemizde yine düşük olmuyor ayrı konu da. Yine hani ara bir benle tanışsınlar en azından diye böyle bir model çıkarıyor. Kulaklığın sesiyle başlayalım. Kulaklığın sesi oldukça iyi. Yani 7 mm ses sürücüsü var üzerinde ve bu sürücü Sennheiser Momentum True Wireless 2 ile aynı sürücü. Yani ondaki ses de aynı, bundaki ses de aynı. Hiçbir farkı yok. Sesi hakikaten ya 10 üzerine 9 verebilirim ki daha önce zaten Sennheiser'i incelemiştik burada. Sesi gayet iyi. Onda bir sıkıntı yok. Ayrıca yine SBC, AAC ve aptX kodekleri de üzerinde var. Qualcomm'un aptX kodekleri de var. Ve bunlar Bluetooth 5.1 ile destekleniyor. Yani bu kulaklıkta Bluetooth 5.1 sürücüsü var ayrıca. Zaten kutu açılışında göstermiştim. Yani ben ilk defa sanırım Bluetooth 5.1 sürücü olan bir cihazla şu an denk geliyorum. Tabii ki de yaygınlaşacaktır da. Şu an ilk cihaz elindeki Sennheiser CX400 oldu. Ses konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hani ben de kullandım. Kamera arkasında Gökalp de kullandı. Gayet iyi. Hani herhangi bir zaten birebir aynısı. Bir sıkıntımız yok. Şimdi bu ucuz versiyon olduğu için Momentum True Wireless 2'deki özelliklerin üstüne bir özellik koymak bekleme yani. Atıyorum o Apple Watch 6 ise bu Apple Watch SE Special Edition. Birkaç özellik düşürülmüş. Mesela ne düşürülmüş? En basitinden Active Noise Cancel özelliği yok. Yani aktif gürültü engelleme özelliği yok bunda. İşte transparan duyma özelliğimiz yok. Suya tozu dayanıklılık sertifikası yok. Yani suya tozu dayanıklıdır bence ama tabii onu sertifik olarak koymak için ekstra maliyet gerekiyor ya. O yok. Onun dışında ne özelliği yoktu? Yani kasa farkı var. Onunki kumaş böyle biraz birinci sınıf bir kaliteydi. Bu biraz plastik yani basic bir kasa var üzerinde. Otomatik durdurma başlatma özelliği yok bunda. Hani kulağınızdan çıkarınca şarkı duruyor
takıyor, geri takınca devam ediyor. Bu da yok. Direkt durdurup çıkartıp geri takıp devam ediyorsunuz. Yani ama sesi birebir aynı. Batarya ömründen biraz bahsedeyim. 7 saatlik bir batarya ömrü var kulaklığın. Kasanın da 13 saat var. Yani toplamda 20 saat şarja gidiyor. Tabii ki de bu her elektronik cihazın testinde olduğu gibi full olarak 7 saatte hani %100 alayım bütün gün müzik açık kalsın. 7 saat tabii ki de olmaz. Bu genelde bu testler %60 bandında yapılır her cihaz için. Onun dışında kendimiz tuşlarımızı atayabiliyoruz bu smart kontrol özelliğiyle Sennheiser'in. Sennheiser'in smart kontrol özelliğinde ekstra bir özellik geldi. Equalizer'ı önceden böyle kendimiz hani orta ayarda bir şey yapıyorduk ya. Basslar, midler, tizler bu sefer elle teker teker kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça da iyi olmuş. En azından dinlediğiniz müziğe göre elektronik, rock, rap, tekno neyse artık ona göre kendi kendinize ayarlayabilirsiniz. Gayet de başarılı çalışıyor. Kulaklığın ağırlığını söyleyeyim. 6 gram her biri ve kasamızın ağırlığı da 37 gram. Toplamda da 49 gram bir ağırlığı var. Bir önceki işte Momentum True Wireless 2 70 gram bir ağırlığa sahipti. Kasa olarak da ondan biraz daha küçük yani. Şöyle yatay bakarsanız küçük ama dikine bakarsanız daha kalın bir kasa gibi gözüküyor ama kasa olarak daha ufak küçük bir yere sığdırmışlar. Beyaz rengi de var. Bence beyazı daha tatlı duruyor. Plastik kalitesi de böyle ortalama plastik kalitesi. Yani çok çok böyle ağır kalın bir kasası yok. Hani hafif plastik şey. Onun üzerinden 7-8'lik bir kasa. Yani öyle çok çok hani son VIP artık hani prime bir kasa değil. Onu da söyleyeyim yani size. Ama ses kalitesinden biz memnun kaldık. Bu arada 94 desibele kadar maksimum ses verebiliyor. Bu da yaklaşık bir cep telefonu dışarıya verdiği max seviyedeki ses kadar. Ekstra özellik hertz aralığı vesaire istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten en güncel fiyatına dolaşabilirsiniz. Oradan özelliklerini görebilirsiniz. Teknik özellikleri geçelim bence. Bitti yani. Bizim duymamız gerekenler bunlardı. Şimdi gelelim Sennheiser'in yapmak istediğine ve bizim ülkemize karşılaşacağı sorunlara. Birincisi bu ürünün bize 1700 TL. Yani hiçbir rakip yani Sennheiser gerçi burada rakip olarak görmüyor da mesela en büyük rakibi şu an bunun AirPods Pro. Kamera arkasında Gökalp var mesela AirPods Pro kullanıcısı. AirPods Pro yaklaşık aynı fiyat bandında diyelim. Sesini dinledin. Sence nasıldı? Bence ses olarak çok güzel ama hani aynı fiyatlara yaklaşınca... Yani çünkü birisi şu an cebinde 1700 TL para var. Sennheiser markası hiç karşılaşmamışsın, hiç bilmiyorsun. Ve ben diyorum ki 1700 TL bu kulaklık var. Direkt AirPods Pro alırsın yani. Çünkü aktif gürültü engelleme var. Yani seni çeken farklı şeyler var. Yani aktif gürültü engelleme var. Siri'ye erişebiliyorsun işte bilmem ne. Tabii bu arada Android kullanıyorsanız orada biraz özellikler kesiliyor. Hepsini kullanamıyorsunuz AirPods Pro'da ama bu cihazda hem Android hem Apple'da kullanıyorsunuz. iOS'ta kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama yani bu arada hani senkron sorunu falan da yok. Hani bunu bahsetmedim bile. 5.1 var. Kodekleri falan üst seviye çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Hani senkron genelde şey oluyor ya soruluyor. Hani gerek bile yok sormamıza. Ama fiyat böyle yani Sennheiser zaten kendini Apple'ı rakip olarak görmüyor ama biz yine burada inceleyince yorum kısmında da olacaktır zaten. 1700 lira AirPods Pro alırım geçerim diye çok da gelecektir. Hani baştan anlatayım diye söylüyorum. Sennheiser ses kalitesini bilen, güvenen bir insan çok rahatlıkla ya işte 2400 liram yok. True Wireless 2 alamıyorum ama Active Noise Cancel özelliğini aramıyorum. Ama ben Sennheiser kalitesini seviyorum. İşte beğeniyorum. Sennheiser almak istiyorum diyen herkes rahatlıkla alabilir. Sonuçta ses kalitesi birebir aynı. Oldukça da iyi sesi. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. İnternetten alışveriş yapıyoruz bugünlerde. AVM'lere gitmiyoruz. 14 gün içinde iade hakkımız var. Her üründe. Özellikle elektroniklerde. Tabii ki de kutusu, faturası falan tamam bir şekilde olması gerekiyor. Yani diyeceğim şu ki ben aldım. Ya ben beğenmedim. Atıyorum dinlediğim müzik klasik müziktir. O sesleri iyi alamamışsındır. Ya da işte ayarını yapmamışsındır. Beğenmeyebilirsin. Hiç sorun değil. Ya da ben de keza aynı şekilde alıyorum bir ürün. İstediğimi vermiyor. 14 gün için iade hakkımız var. Hani sadece bu ürün için konuşmuyorum. Bunu da hani ürün alıp ya karar verme aşamasından korkmamak için artık hani bunu hatırlatayım da. Normalde alın, beğenmediyseniz iade edin. Başkasını alın yani hiç. Hani bunu kullanalım artık yavaş. Arada bir hatırlatıyorum. Çok etkili oluyor çünkü sonuçta kendinizi dinleyince daha farkı anlıyorsunuz. Yani fiyat olarak Türkiye'de özellikle satışta biraz zorlanacağını düşünsem de bu fiyatta. Çünkü diğeri premium ürün 2300 lira. Onun rakibi yok. Hani her şey özelliği full. Ama bu fiyata inince biraz şey oluyorsun böyle. Ya bilemedim oluyorsun. Ekstra özellikleri diğer AirPods Pro'nun daha yüksek oluyor. Keza direkt yorumlarda karşılaşacaksınız. Fiyatı bilemedim ya. Ben alır mıydım? Yani 1700 lira mı olsa ben de zannetmiyorum alacağımı. Özellikle bir Apple kullanıcısını çok çekeceğini sanmıyorum. Yani bir Apple kullanıcısını çekmez ama mesela ben şöyle bir şey var. Klipçi alırdım mesela. O yani hakikaten o bence çünkü kasası da premium. Yani o bir direkt. Ama Klipçi'de de şöyle bir durum var. Klipçi her müziğe uygun bir kulaklık değil. Klipçi evet. Rock müzik dinleyenlerin daha çok seveceği bir kulaklık. Yani biraz bizim ülkemizde zorlanacak olsa da sonuçta bizim ülkemizde de kurlara göre bir düzenleme yapmış. Sonuçta normalden düşük satıyor fiyatını. Yani şu an dünyadaki en ucuz Sennheiser herhalde bizim ülkemizde satılıyor şu anda yani. Ben satış konusunda biraz zorlanacağım düşünsem de kulaklığı beğendim. Hani beğenmedim desem yalan söylemiş olurum ama dediğim gibi rakipleri özellik olarak maalesef ki kurlar biraz etkiliyor bizi ve markaları. Başarılar diliyorum yani yapacak bir şey yok. Ara ürün bir şey çıkarmışlar ama bizim ülkemizde biraz rakipleri zorlayacak. Yani bilemiyorum bakalım satışları göreceğiz. Haberim olursa da size söylerim. Ama genel olarak kulaklığın ses kalitesi zaten yani Sennheiser diyecek bir şey yok. Beğendik yani. Keşke kurlar bu kadar olmasaydı da daha ucuza gelseydi. Yani işte atıyorum belki keşke bu cihaz 1100 liraya çıksaydı da herkes ulaşabilseydi ya da işte 1000 TL altına çıkartılabilseydi.
yapabilseydi ama maalesef ki olmuyor. Bu fiyat bandında rakipleri biraz çok oluyor. Ona da artık Sennheiser'e başarılar diliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Onlar kendi arasındaki rekabet bizi ilgilendirmez. Evet, son olarak bir mikrofon testi, bir ses testi yapalım. Kendiniz kulaklarınızla kendiniz duyun. Sesi karşı nasıl iletiyor? WhatsApp'tan attık. Bir ses kaydı aldık. Şu anda beni Sennheiser CX400BT True Wireless kulaklıkları dinliyorsunuz. WhatsApp'tan gönderiyorum bu sesi. Genelde WhatsApp'tan üzerine ses kaydı gönderdiğiniz için bunu yapıyorum. Bakalım sesiniz nasıl geliyor. Evet, merhaba, selamlar. Şu an beni Sennheiser CX400 Bluetooth True Wireless... Ne uzun isim var ama ya. Ya bu kadar CX400'den duyuyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben. Şu an normal ses kaydı bu şekilde, ses performansı. Hani WhatsApp'tan göndermedik. Seste herhangi bir düşme şey olmadı. Bu şekilde. Şu anda ben bir True Wireless kulaklık almak istesem bana ne önerirsin? Benim öyle bir listem var. Full kulaklık listem var bu arada. Ara ara güncellediğim. Her bütçeden şeyler var. Hani 300'den başlıyor. 4000'e kadar gidiyor yani. Kendi önereceğim kulaklıklar var. Mesela bunu açıkça söyleyelim. Fiyat bandı olarak, yani ses kalitesi olarak oraya koyarım ama fiyat olarak bence, gerçi hepsi zamlandı ki yani. Bunu da koyarım bu arada. Önereceklerim ama yani var öyle bir listem. İlgilenen açıklama kısmındaki linkten bakabilir. Böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Ürünü beğendiyseniz neyini beğendiniz, neyini beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Yorum kısmında Sennheiser kullanıcılarından fikir alabilirsiniz ya da işte AirPods Pro kullanıcılarından fikir alabilirsiniz hani karar verme açısından. Kendinize iyi bakın. Ses kaydını dinleyin. Karar verin. Görüşürüz. Hoşça kalın.